Herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün Kürdistan bölgesindeki bazı gelişmeleri değerlendirmek istiyorum. 20 Aralık'ta Suriye'nin kuzeyine önemli bir ziyaret gerçekleştirilmişti. Amerikalı General McFarlane yanına Kürdistan Yusufaliler Birliği Başkanı Bafil Talabani'yi alarak bölgede Kürtlerle görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmeler kimlerle oldu? Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanlık Üyesi Nevruz Ahmet, PYD yöneticileri Salih Müslim, Asya Abdullah ve Fevza Yusuf vardı. Önemli bir fotoğraf verildi ve bunun Suriye açısından ne anlama geldiğini değerlendirmiştim ve devamında da video uzamasın diye Kürdistan tarafındaki dengelere dair ne söylüyor? Bununla ilgili de ayrı bir video çekebilirim demiştim. Birazcık da bu sözümü tutma adına bu videoyu yapıyorum. Elbette bu ziyaretin gerçekleştiği koşullar son derece önemli. Her şeyden önce KDP ile KYB arasında ciddi bir kriz var. Bu krizin nedenlerini de anlatmaya çalışacağım hükümet neredeyse çatırdadı. Kubat Talabani Başbakan Yardımcısı olarak artık kabine toplantılarına bir süreden beri katılmıyor. Dediğim gibi biraz sonra bunun nedenlerini anlatacağım. Ancak bu ziyaretin oturduğu siyasal zeminde ne var derken bir iki şeyi aktarmak niyetindeyim. Bir taraftan da Türkiye'nin askeri operasyonları devam ederken KDP işbirliği yapmakla suçlanıyor. Bu da tabii ki PKK ile KDP'yi karşı karşıya getirdi. Ayrıca bu operasyonlar Süleymaniye tarafına da zaman zaman sarktığı için bu gerilim yer yer aslında KYB ile PKK arasında da olduğu yaşanıyor. Bunun dışında İran'ın yürüttüğü operasyonlar da Kürt siyasetine etkiliyor. İran içerideki gösteriler karşısında birazcık sıkışmış durumda. Dikkati dağıtmak için İranlı Kürt partilerin karargahlarını vurdu. Bu karargahlar Süleymani ve Erbil taraflarında. O yüzden birazcık da İran'ın baskısıyla Kürdistan siyasetinin iç dinamiklerin sıkıştığını söyleyebiliriz. Bir tarafta Amerika var tabii ki. Amerika Amerikan yönetimi Kürtlerin birlikte hareket etmesini önemsiyor. Bunun çok sayıda nedeni var. Her şeyden önce Bağdat'taki siyasetin dizaynı açısından Kürt ayağının bir saç ayağı olarak düşünürsek eksikliği Amerika'nın istediği bir şey değil. O yüzden bir süreden beri Bağdat'ta siyasi kriz sürerken Kürtlerin kendi aralarında birlikte olamaması ya da bütünlük bütünlük içerisinde karar verememesi Amerika'nın siyasi oyun kuruculuğunda olumsuz etkiliyor. O yüzden burada çok boyutlu bir denklemden bahsediyoruz. Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde Kürdistan Yüzseverler birliği, tabi İran'ın desteklediği blokla birlikte hareket etti ve en sonunda gülen taraf oldu. Sonuç itibariyle Barzani yönetimi. Ee, Şii e, Barzani yönetimi alternatif Şii e, kanatla hareket etti e, ve e, Muktede Sadr grubuyla hareket etti e, ve bu grup hani İran'ın çelmesiyle diyelim e, hükümeti kurmayı başaramadı. O yüzden e, İran tarafında yer alan ya da İran desteklediği blokta yer alan e, Talebani ailesi ve grubu e, en nihayetinde kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtirdi ancak kabinede bazı atamalar hala KDP ile KYB arasındaki sorunlar yüzünden yapılamıyor. O kriz devam ederken son son günlerde olumlu bazı sinyaller de geldi. Bazı isimlerin netleşebileceği ve yeni yılda bunların açıklanabileceği konuşuluyor. Ancak Hali hazırda Süleymaniye kanadı ile Erbil kanadı arasında yani Kürdistan'ın iki yakası arasındaki siyasi kriz kriz son derece ciddi boyutlar kazanmış durumda. Şimdi bununla ilgili ne oldu, niye bu noktaya gelindi bir takım önemli kilometre taşları var bunları e, aktarmak istiyorum. Geçen sene Kasım ayında e, Kayabe içerisinde Talibaniler arasında ciddi bir e, iktidar savaşı yaşandı ve bu savaşta e, yani eş başkanlık sistemi vardı. Kısa bir süre önce başlamıştı. Bir e, bir tarafta e, bir tarafta Baful Talabani var, diğer tarafta da eee Lahur Şeyh Cengi var. Yani kuzenler. E, Talabani yani Baful Talabani e, e, Neçirvan bazeninde yardımıyla bir, bir o, e, tasfiye operasyonu başlattı ve nihayetinde e, başarılı oldu. E, Lahur Şeyh Cengi ve ekibi tasfiye edildi. Bu e, çok ciddi bir krizdi. Yani Celal Talabani'den sonra aile içerisindeki kavganın bu boyutlara varması e, çok e, acı oldu. Tabii bunun geçmişi de var ancak e, Bafıl Talabani'nin iktidarı, Kayabe içerisindeki iktidarını perçinlemesi ve bazı isimleri tasfiye etmesi e, her şeyi bitirmedi. Aslında bu tasfiyeden sonra e, dönüp e, kendi içerisinde yani Kayabe kendi içerisindeki bu temizliği yaptıktan sonra Erbil'de iktidar paylaşım meselesine daha güçlü bir şekilde belki bakabilirdi fakat öyle olmadı çünkü Lahor'un Süleymaniye'yi terk eden adamları bir şekilde Erbil'e sığındılar, bazenler sığındılar. Tabi bu arada bazenler derken burada da başka bir sorun var, onu da not edelim. Malum KDP'de bir kongre olmuştu ve Başbakan Mesrur Barzani'nin birazcık daha partiyi daha fazla hani kontrol edebileceği bir noktaya gelmişti. Neçirvan Barzani'nin başkan olması sonrasında daha fazlasıyla kendi adamlarını kilit noktalara getirdiği Neçiven Barzani'nin bu anlamda etkisinin azalmakta olduğu, bunun da Süleymaniye ile ilişkilere yansıdığı söyleniyor. Çünkü Neçirvan Barzani aynı zamanda Süleymaniye ile, Süleymaniye ile daha yakın çalışabilen, sorunları birazcık daha halledebilen birisiydi. Kubat'la birlikte çok yakın çalıştılar ve bunu zaten Kubat'ta röportajlarında söylüyor. Sorun çıktığı zaman Neçirvan'da daha kolay çalıştıklarını anlatıyor. Fakat Mesur Barzani başbakan olduktan sonra bu koordinasyon ve eşgüdüm yara almaya başladı. Mesur Barzani birazcık daha kendini kendi damgasını vuruyor, vurmak istiyor. Burada bütçeyle ilgili tartışmalar var. İşte mesela Talebani diyor ki gümrük gelirleri ve petrol gelirleri adil bir şekilde bize dağıtılmıyor. Tabii ki buna yanıt veren Mesur Barzani ise Süleymaniyen'in İran'la sınırlardan elde ettiği parayı merkeze aktarmadığını söylüyor vesaire. Böylesi bir karmaşa sürüp gidiyor. Bu 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 karmaşanın bir yerde şiddete dönüştüğü bir birkaç olay yaşandı. Bunlar kopmanın da nedenleriydi. Daha önce Lahur Şeyh Cengi'nin yanında yer alan terörle mücadele güçlerinin yetkilisi Hafkar Erbil'e sığınmıştı ve 7 Ekim'de bombalı bir saldırı düzenlendi. Hafkar öldü. Ailesinden 4 kişi de yaralandı. Bu çok sarsıcı bir şeydi. Soruşturma devam ederken tabi Lahur'un adamları bu olayda ölüm emrinin Bafil tarafından verildiğini öne sürdü. Ee, soruşturma tabi KDP'nin yürüttüğü soruşturmada e, Taliban ailesi ona yakın isimler suçlandılar. Suçlanan kişi daha sonra Kayabe'ye bağlı terörle mücadele güçlerinin başına getirilmiş olan Vahap Halepçe ve ekibi. Şimdi tabii ki tutuklama kararına direnildi. Bafıl Talebani Halepçe'yi ve adamlarını kesinlikle vermedi. Bunun siyasi bir operasyon olduğunu savundu. O yüzden bu gerilim bu şekilde devam etti. Bir süre sonra başka bir şey yaşandı. Yine eski dönemin isimlerinden Ecemin, e, bu da e, istihbarat birimi Zenyar'ın başındaydı. E, fakat e, kısa süre sonra görevden alındı. Yani bu e, Lahur'dan sonra yani Lahur e, Şeyh Cengi'nin tasfiyesinden sonra istihbaratın başına getirilmişti. Ama e, işte kişisel bazı çıkarlarını e, takip ettiği, güttüğü, arsa işleriyle uğraştığı, işini bu, bu, bu tür şeylere karıştırdığı gerekçesiyle görevden alındı. E, görevden alınınca da o da Talabanilere cephe açtı. Yani Kubat Talabani ve Bafıl Talabani'ye cephe açtı. E, ve o da Erbil'e sığındı. Ve çok önemli istihbarat bilgileriyle Erbil'e gittiği ve bunları Barzanilerle, barzanilerle e, paylaştı vesaire iddia ediliyordu. E, Süleymaniye'de bunun e, aile evlerine bazı baskınlar düzenlendi. Ee, ve e, bu da, bu da Kubat Talabani'yi tehdit eden bir telefon görüşmesi yaptı. Evine baskın düzenleneceği beklentisi oluştu. Karşı taraf gardını aldı ve e, işte Jm'in de birkaç adamıyla gitti. E, bu e, mü müthiş bir başka bir kırılma e, yol açtı çünkü e, Kubat Talabani e, Mesur Barzani'nin ve İçişleri Bakanı'nın kesinlikle kendisini aramadığını bir şekilde yalnız bırakıldığını vesaire söyleyerek kabine toplantılarına katılmayı bundan sonra reddetti. Şimdi işte bu mesele Kürdistan siyasetini kilitlemiş durumda ve böylesi bir ortamda Bafıl Talabani bir anlamda PKK ile poz veren ve buradan bir güç devşirerek KDP'yi köşeye sıkıştıran bir hamlede bulunuyor. Ee, tabii ki e, bunun yani Amerikalı komutanın e, Wafil Talaban'ı yanına alarak e, işte Suriye demokratik güçleri ve PYD ile temaslarda bulunması bir anlamda Amerika'nın da KDP'yi dürtmek istediği ya da köşeye sıkıştırmak istediği sonucuna bizi götürüyor. Neden? Sonuçta Amerikalıların memnun olmadığı bazı şeyler var. Bir kere Türkiye ile fazlasıyla angaje olduğunu düşünüyor Amerikalılar KDP'nin. Bunun dışında Peşmerge'nin birleşmesi projesi var. Bunun dışında işte iki Kürt ailenin arasındaki sorunların az önce dediğim gibi Bağdat'taki iktidar oyunlarına Amerika açısından olumsuz yansımaları var. Bu da Amerikalıların fazlasıyla üzerinde durduğu bir şey. Bu peşmergenin birleşmesi meselesi, kurumların birleşmesi meselesi Amerika'nın üzerine epeyce kredi koyduğu bir mesele. Son itibariyle Amerikalılar peşmergenin maaşının bir kısmını ödüyorlar. Yanılmıyorsam bir aylık 20 milyon dolar gibi bir para veriyorlar. Bunun koşulu peşmerge güçlerinin birleşmesi. Şimdi ee, yaklaşık 30 yıl önce bir yasa çıkarıldı ve bu yasa çerçevesinde hiçbir partinin tekelinde ya da kontrolünde askeri güç olamayacağı karara bağlandı. Ancak ondan beri Peşmerge Bakanlığı işte ihdas edildi. Bu bakanlığa bağlı birimler oluşturuldu. Peşmerge'nin yanılmıyorsam 20 birimi Peşmerge komutanlığına bağlandı. Bunların sayısı işte 40 bin civarında. Ancak geriye baktığımız zaman hala KDP ve KYB'nin emrinde ikisinin toplama 120 bin civarında bir peşmerge gücü var. Şimdi bunların maaşları nasıl ödeniyor? İşte çift maaş alınıyor mu? Kayıtları düzgün tutuluyor mu? Bunlar hepsi işte yani işte orada kürtleri yani partinin etrafında tutmak için. Aslında öteden beri hani iki ailenin geliştirdiği bir mekanizma ve bu mekanizma bir güç savaşıdır aynı zamanda. Fakat orada bir sistem oturtmak için artık partilerin madem ki federal bir bölge var, burada hükümet var, ortak bir kabine ve bir parlamento var ve başka partiler de var. Yani Kürdistan'da başka partiler de var. O zaman bu iki partinin tekelini e, askeri bir güce bağlayan bu yapının kırılması gerekir. Amerikalılar da bunu istiyor ve bunun için de dediğim gibi teknik destek veriyorlar, eğitim desteği veriyorlar. Hatta bu maaşların işte bankalardan ödenmesi bu şekilde bazı yolsuzlukların önlenmesi konusunda bir mekanizma da gelişiyor ama bankadan parasını çeken peşmerge sayısı e, %10-15 civarında yanılmıyorsam. Yani çok fazla değil ve bir takvim öngörülmüştü. Amerikalılar dediğim gibi eğitim desteği ve başka konularda teknik destek sadece Amerikalılar değil yani Almanlar ve Avrupa Birliği'nin başka üyeleri de bu işin içerisinde. bu güçlerin birleşmesi için işte son tarih 2022 idi. Aşama aşama bir birleşme olacaktı. Fakat bu deadline geçti ve bu birleşme gerçekleşmedi. Şimdi 2025 tarihini tekrar Hedefe koymuş, durumdalar. Fakat Amerikalılar e, bir taraftan da sıkıştırmaya devam ediyorlar. Çünkü az önce söyledim buradaki bölünmüşlük her şeyden önce Amerika'nın e, Irak siyasetini etkiliyor. E, buradaki bölünmüşlük daha çok bölgesel aktörlerin müdahalelerini de kolaylaştırıyor. Bir tarafta Türkiye var, bir tarafta İran var. O yüzden e, burada Kürt birliği Amerikalılar açısından önemli. Ancak bundan şu sonuç çıkmıyor. Yani Amerikalılar işte burada işte Kürdistan'ın bağımsızlığı yönünde bir takvime sahipler. Hayır böyle bir sonuç çıkmıyor. Şöyle basitçe bir hatırlatma yapalım. 2017'de bağımsızlık referandumu düzenlenirken Amerikalılar bunu istemediler. Hatta Barzani'ye bunun zamanın olmadığını belirttiler. Çünkü Kürdistan bu yola girdiği zaman Amerikalılar açısından... işte ...Bağdat'ta e, siyaset yapma ya da Bağdat'ta strateji geliştirme zorlaşacaktır. Ve İran'ın etkisi e, Irak'ın pek çok e, alanında yayılacaktır. Amerikalılar Bağdat siyasetine... Kürtler ve Sünniler üzerinden bir denge kurmaya çalışırken bir taraftan da İran'ı bölgesel aktörler olarak da Türkiye eliyle girletmeye çalıştı. Şimdiye kadar güttükleri siyaset buydu. Her ne kadar çok başarılı olamasalar da. O yüzden Amerikalılar Kürdistan'ın bağımsızlık yoluna girmesini istemedi. Tabii Türkiye'de bunu çok insanlar bu şekilde görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Biraz daha fazla komplo teorilerine alan açarak değerlendiriyorlar ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben referandum sırasında bölgedeydim, bütün gelişmeleri takip ettim. O zaman Amerikalılar Kürtleri yarı yolda bıraktılar çünkü referandumdan sonra Türkiye, İran ve Irak hükümetleri anlaşarak Kerkük'ün tekrar yeniden merkezin kontrolüne geçmesini sağladılar. Haçlı Şabi devriye girdi ve Kürtler çekilmek zorunda kaldılar. Yani Kerkük'ün olduğu bir Kürdistan hayali kurulurken Kerkük'ün de yitirildiği ve Kürdistan'ın çok büyük bir kayıp verdiği yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Burada da Amerikan yönetiminin sessizliği haykeza Kürtlerin kaybetmesinin en önemli nedenlerinden birisiydi. Amerikan tutumunu böyle algılamak ve böyle yorumlamak icap ediyor diye düşünüyorum. Şimdi... Tabii Bafil Talabani gidip işte PD ile birlikte poz verince hemen epey zamandan konuşulan ama epey zamandan beri konuşulan ama yapılamayan işte Kürtler arası U ulusal konferans düzenlenmesi, Kürt Birliği'nin sağlanması meselesi gündeme geldi. Özellikle yani PKK çizgisindeki yorumlara baktığımız zaman Buna önem atfedildiğini ve Kürt Birliği'nin KDB'siz de yürütülebileceğine dair çıkarımların yapıldığını görüyoruz. Elbette bu kolay değil. Bafıl Talabani'nin böyle bir kapasitesi olup olmadığı tartışılabilir. Ee, sonuçta e, Kayab'e Kürdistan tarafında da çok büyük e, bölünmeler yaşadı. Zemin kaybetti ve en nihayetinde Erbil'deki iktidar oyununda da geriledi. O yüzden e, yani... E, PYD ile e, işte YPG ile ya da Suriye'deki güçlerle böyle bir güç birliği e, Bafıl Talaban'ın KDP karşısındaki e, pozisyonuna e, güç verebilir ya da elini güçlendirebilir bir anlamda KDP'yi köşeye sıkıştırabilir ama Kürt birliği çok iddialı bir çıkarım olur diye düşünüyorum e, daha öncesinde yine Kürdistan siyaseti ile ilgili Bafıl Talaban'ı farklı partileri dükanda toplamıştı orada konuşmalar yapmıştı tabi KDP yoktu ancak daha sonra KDP de yine Kürt partileri yakın plana aldı yani karşı hamlede bulundu onlarla görüşmeler başlattı vesaire haliyle böyle karşı hamlelerin olduğu bir tablo oluşmuş durumda O yüzden hani Kürt Birliğin'in bu şekilde yani bir fotoğraf karesiyle sağlanması oldukça güç gözüküyor. Şimdi Suriye tarafında da Amerika'nın ilgilendiği bir mesele bu. Orada N2-0 yani Suriye Kürt, Kürt Konseyi. Şimdi burada Buradaki birlik e, epey zamandan beri gündemde Amerikalılar e, ilerleme sağlayamadı. Yani e, Barzani'nin desteklediği KDP çizgisindeki Suriyeli Kürtlerle e, PYD bir türlü anlaşmadı, anlaşamadı. İktidarı paylaşma konusunda e, fikir e, cimnastiği oldu ama... %50-50 paylaşım gibi bir yüksek çıta konulmuştu. Bunun yürümeyeceği, ta ilk konferansın yapıldığı ki bunlar o zaman Barzani'nin finansörlüğünde yapılan konferanslardı. Olmayacağı ta o zamandan beri aşikardı Hevler Anlaşması'ndan bahsediyorum. Şimdi, yani Taliban'i gitti. Hani Kürt Birliği acaba KYB üzerinden böyle bir e, hani etkileşimle ya da bir dürtmeyle olur mu diye hani böyle bir soru akla geliyor ama mantıksal olarak eee e, kanadı Kanada e, tabii ki e, KDP ile bağlantılı ve KDP e, ynk yani KYB arasında büyük bir çatlak varken Suriye'deki Kürtlerin de yani bir şekilde PYD ile bir araya gelmesi ya da Taliban ile bir araya gelmesi o kadar kolay değil. Ki Taliban'i Suriye'deyken NKS e temsilcileriyle de görüşmedi. Bu da onun gündeminin daha fazla Kürdistan'da dengeleri etkilemek, KDP'yi etkilemek ve köşeye sıkıştırmakla ilgili olduğunu gösteriyor. Elimde elbette başka kartlar da var. Yani bir kere işte doğalgazın olduğu bölge Taliban ailesinin kontrolünde ve mesela işte Türkiye üzerinden doğalgaz satışı gündemde özellikle Ukrayna krizinden sonra bu mesele tekrar önem kazandı. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Kapasite artırımı, yeni yatırımlar konuşuluyor. Yeni boru hattı vesaire tartışılıyor. Tam bu kriz yaşanırken kar grup, kar grubu Süleymaniye taraflarından bir boru hattı projesiyle ilgileniyordu. Talebani ailesi Onların girişine izin vermedi ve bu projeyi bloke ettiler. Şimdi iş nereye vardı? İş şu noktaya vardı. Bafıltalabani gerekirse biz kendi yolumuza gideriz, ayrılırız. Ya güzellikle ayrılırız ya da üç talakla ayrılırız. Yani boşul, boşul, boşul gibi bir yaklaşımla Erbille Süleymaniye'nin ayrılabileceğini ve Süleymaniye'nin ayrı bir federatif yapı olarak merkeze bağlanacağını ya da merkezi birlikte çalışacağı gibi bir şey var, bir rest var. Yani elbette bu her iki tarafında önemli ölçüde kaybetmesi anlamına gelir. Ancak bunu bunun bir rest olarak görmek lazım. Dediğim gibi kart kullanma ve en sonunda bir uzlaşma arayışı. Uzlaşmak zorundalar daha doğrusu. Yani iki taraf uzlaş, uzlaşmadığı takdirde burada e, her iki tarafın da kaybedeceği ve Kürdistan'la ilgili işte hani o projenin de yürümeyeceği e, büyük bir e, kesintiye uğrayacağı söylenebilir. E, bu kadar e, karmaşık bir tablodan bahsediyoruz. Elbette bu tablonun bir tarafında dediğim gibi Amerika var. Bir tarafında bölgesel aktörler olarak İran ve Türkiye var. Her iki ülkede hem Irak üzerinde hem Kürdistan üzerinde kendi ajandalarını ve gündemlerini taki takip etmekte ısrar ediyorlar. O yüzden de baktığımız zaman bir sıkışmışlık var. Yani Kürtler bir tarafta Bağdat'la anlaşmak zorunda. Bütçe e krizi var epey zamandan beri işte bütçeyle ilgili sorunları çözmek zorunda petrol konusunda Irak yargısının yasadışı kararı söz konusu yani Kürdistan'ın kendi petrol ticaretini ve ihracatını yasaklayan bir durum söz konusu bütün bunları Bağdat'la oturup konuşmaları gerekir ama orada sağlıklı ve sonuç alabilecek bir pazarlık masası kurabilmeleri için evvela kendi aralarındaki sorunları çözmeleri gerekiyor. Ve bu Kürtler arası iş sorunların görüldüğü üzere sadece Kürdistan'ın yönetilemez hale gelmesi değil, Bağdat'la ilişkileri ve bölgesel aktörle ilişkilerini Kürtler aleyhine etkilediği bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Benim Kürdistan siyasetiyle şimdilik aktarmak istediklerim bu kadar. Umarım birazcık e, aydınlatıcı olmuştur ya da bilmiyorum belki iyice kafa karıştırıcı da olmuş olabilir. E, bu kadar çok şeyi e, söyleyip e, işte net böyle hani e, böyle çok basitleştirici bir tablo ortaya çıkarmakta zor. Biz konuştukça her şey birazcık daha karmaşık hale gelebiliyor. E, kafa karıştırıyoruz aydınlatmaktan çok. E, benim e, sözlerimi e, burada bitirirken herkese, ee, teşekkür ediyorum bana katıldığınız için, takip ettiğiniz için ve paylaşımlarda bulunduğunuz için. Hoşçakalın.